Konstantin Brancus tarafından yapılmış heykellerle dolu bir platformun önünde duruyorum. Sanatçı Romanya doğumlu. Ama gençken Romanya'dan Paris'e yürümüş. Soyut anlamları test eden heykeller yapmış. Ortadaki Mademoiselle Pogani. 1913 yılında yapılmış bronz bir heykel. Kalıptan yapılmış bir mermer baz alınarak ortaya çıkarılmış. Aslında bu heykel genç Macar bayan arkadaşı Margaret Pogani'nin portresi. Bu heykel 1913'te New York'ta sergilenirken yıldız parçalardan biri oldu. Ama en çok sevilen parça oldu demek istemiyorum. Çünkü medya ve ziyaretçiler tarafından en çok dalga geçilen parça oldu. Marcel Duchamp'ın merdivenden inen çıplak biriyle birlikte Mademoiselle Pogani çok fazla eleştiriye maruz kaldı. Peki problem neydi? Bir ismi vardı. Sanatçı bize bunun birinin portresi olduğunu söylüyordu. Ama bu bir kafa değil, yumurtaydı. Yani böyle söylemiş insanlar o zaman. Ayrıca saç da bilindik şekliyle yapılmadığı için heykel kel olarak düşünüldü. Yüzdeki çok az belirgin çizgiler ise saçma olarak görüldü. Brancus'un doğallık ve gerçekçilikten soyutluğa ve basitleştirilmiş temel formlara yöneldiği bir dönem bu. Şimdi 100 sene sonra bu heykele baktığımızda bir kadına baktığımızı biliyoruz. Ama o zamanlar birini bu şekilde temsil edebilmek anlaşılması imkansız bir şeydi.